Herkese selamlar. Yeni bir sürpriz kutu açılışıyla birlikte daha karşınızdayım. Bugün karşımızda birçok yeni figür var. Yaklaşık olarak Voyager 3 Deluxe olmak üzere toplamda 6 yeni figürü sizlere göstereceğim. İsterseniz hız kesmeden hemen başlayalım. İlk video gibi uzun bir video olmasını istemiyorum. Bu yüzden hemen sizlere direkt figürleri göstermeye başlayacağım. İlk figürümüz bir Constructicon. İşte karşınızda Studio serisi 67 numara Skipjack ancak KO versiyonu. Yani AOE Mech versiyonu. Görmüş olduğunuz gibi Skipjack şu anda karşımızda, gerçekten mükemmel. Ancak AOE versiyon, ancak üzerinde özel Studio serisine benzetilsin diye bir custom çalışması var. Gördüğünüz gibi şurası gri yerine siyah, tıpkı orijinal figüründe olduğu gibi. Aynı şekilde şu kısımlar, şu ağız yapısı ve şurasında çeşitli gümüş renklendirmeleriyle orijinal figürde neyse aynısı yapılmaya çalışıldı. Ardından ayaklığı da aynı şekilde siyah renkte, görmüş olduğunuz gibi. Normalde bu ayaklığı sarı renkte, ancak benim elimdekinin gördüğünüz gibi özel custom olduğu için orijinal figürüyle neredeyse aynı duruyor. Gerçekten çok güzel. Sadece tek fark şu yan kısımlarında şu numara yazısının bulunması. O yazılar maalesef çıkmıyor. O yüzden o kısmı ellemeyeceğiz. Ardından şöyle arka kısmını göstermek istiyorum. Arka kısmında şu kısımda aynı şekilde gri renkte yapılmış. Gerçekten mükemmel. Ardından gördüğünüz gibi bu kısımlar falan olsun. Skipjack gerçekten güzel bir figür. Ve koleksiyonunuza gerçekten büyük bir hava katacak. Hemen Skipjack'i kenara alıyorum. Hemen bir Voyager Class'la devam etmek istiyorum. Studio serisi 83 Bumblebee filmi Soundwave ve şu anda karşımızda duruyor. Soundwave açıkçası yeni nesil figürler içerisinde oluşturulmuş olan en iyi figürlerden bir tanesi ve kutu tasarımı falan vesaire olsun, yeni bir kutu tasarımına sahip. Yeni tasarım kutular bu arada, boyutları gerçekten küçük. Ancak yine de Soundwave'i gerçekten çok sevdim ve size de tavsiye ediyorum. Figür gördüğünüz gibi 83 numara Studio serisi Soundwave Voyager Class. Arka kısımda gördüğünüz gibi mükemmel bir CGI resim, figürün stop resmi. İşlenmiş durumda. Gerçekten mükemmel Cybertron sahnesini gösteren ibareler. Ardından gördüğünüz gibi Soundwave'i yine mükemmel yeni oluşturulmuş bir CGI resmi görüyorsunuz. İsterseniz figürü hız kesmeden hemen bir açılışını yapalım. Bu arada figürün üst kısmında şu kısım açık oluyordu. Ancak gördüğünüz gibi tamamen kapalı. Bu yazı şurada bulunuyordu, ancak direkt burayı kapatmışlar. Çünkü bildiğiniz üzere yeni kutu tasarımlarında plastik kullanımını azaltmak için artık plastiği kullanmıyorlar. Ve yeni kutularda artık şu dış plastik bile, yani plastik pencere bile bulunmuyor. Bir çıkartalım. Soundwave'i şöyle hemen açılışını yapmak istiyorum çünkü. Soundwave'in gördüğünüz gibi kutu plastiği yok. Artık yeni figürlerde kutu plastiği gelmiyor. Onun yerine böyle karton planlar geliyor. Karton planlar sayesinde figür yine düşmüyor. Ancak bana göre bu karton planlar birazcık kötü. Kutu plastiği daha sağlamdı. Yani onun sayesinde figüre hiçbir sorun gelmiyordu. Bakın, silah kendiliğinden düştü. Bu tasarımlar bana göre olmamış. Ancak yine de yapacak bir şey yok. Figür gerçekten muazzam. Yani amacımız zaten figürü tanıtmak. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane silah geldi. Şimdi figürü şöyle açalım. Bu arada ben figürü heyecandan açtığım için böyle tekrardan kutuladım. Şöyle gövdesinin içi açılıp buraya Ravage konuluyor. Gerçekten mükemmel özellikler bunlar. Ancak Ravage figürü ayrı satılıyor Core Class olarak. Neyse, sorun değil. Soundwave yine de gayet uygun maliyetli ve üretilmiş olan en iyi Voyager Class figürlerden bir tanesi. Figürün şuralarında jelatin koymuşlar. Soundwave gerçekten muazzam bir figür. Kutu resmiyle neredeyse aynı, gördüğünüz gibi. Sadece şu ufak tefek hasar izleri figürde yok. Figür tamamen temiz bir şekilde geliyor. Şimdi isterseniz hemen bir silahlarını yerleştirelim. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Soundwave'in plastik kalitesi de gerçekten sağlam olmuş, güzel olmuş. Yani ben beğendim. Figür gerçekten mükemmel. Yani hiç öyle elinizde kalacak bir plastiği değil. Gerçekten sağlam eklemleri var. Bayağı sağlam bir figür olmuş. Yani bu yüzden Soundwave parasını hak etti diyebilirim. Diğer figürler arasında da gerçekten çok güzel yakıştığını sizlere söyleyebilirim. Şu özelliğini gerçekten çok seviyorum. Şöyle basıp açılması gerçekten çok güzel olmuş. Ve şöyle yakından da göstermek istiyorum Soundwave'i. Gördüğünüz gibi bu kısmı cam. Yani gerçekten güzel işlenmiş. Çok sevdim Soundwave'i. Arka planı bu şekilde. 83 Soundwave. Şöyle arka planına koyduğumuz zaman bu şekilde görünüyor. Soundwave gerçekten mükemmel. Ve bir de dönüşüm kağıdına bakalım. Dönüşüm kağıdı şimdi şu şekilde, yine her zamanki gibi gördüğünüz gibi. Ve bir de uyarı kağıdımız var. Evet, Soundwave bu şekilde.
Tur açılışına devam ediyoruz. Şimdi bir diğer figürümüz. Yanımızda Deluxe Class Studio serisi 45 numara Kayıp Çağ filminden Helikopter Drift var. Drift gerçekten çok güzel işlenmiş. Yanında bir sürü aksesuarı var. Şöyle gördüğünüz gibi 45 numara Drift helikopter formu 46-47. Gerçekten çok güzel işlenilmiş. Yani Drift'e gerçekten ihtiyacım vardı. Çok istiyordum. Koleksiyonumda gerçekten olmasını istediğim figürdü. Ve bir de TLK Drift de istiyorum. Ancak TLK Drift'i maalesef bulamadım. Şimdi şöyle açılışını yapalım kutunun. Görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel bir figür. Bir de silahlarına bakalım. 2 adet kılıcı, 2 adet helikopter formunda kullanılacak roket atarları ve bir de pervane geliyor. Pervane maalesef dönmüyor. Keşke dönebilir yapsalarmış. Gördüğünüz gibi ama maalesef değil. Kalkan yerine kullanılabiliyor. Şöyle silahlarını da çıkartalım hepsini. Yanından bu kadar aksesuar çıktı Drift'in. Yani bir Deluxe Class olmasına rağmen bu kadar aksesuar gerçekten çok güzel. Evet, tüm silahlarını yerleştirdim. Bu arada inceleme videolarında daha detaylı anlatacağım. Bu yüzden şu anda böyle fazla detaya girmek istemiyorum. Şimdi bu pervanesini kolunda da sergileyebiliyorsunuz. Ancak ben arkasında sergilemeyi daha uygun görüyorum. Şu şekilde takılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Arka planına bakalım. Arka plan gördüğünüz gibi o dağların üstünden atladığı yer gerçekten güzel işlenilmiş. Drift arka plan içerisinde bu şekilde görünmekte. Gayet hoş olmuş açıkçası. Dönüşüm kağıdıysa bir jelatinin içinde gelmiş. Şimdi bir Voyager Class'la devam ediyorum. Hemen son Voyager Class figür. Studio serisi 13 Rotor Megatron. Evet, Megatron daha bugün elime ulaştı. Ve hemen göstermek istiyorum. Figür gerçekten muazzam ötesi. Ve üstelik üzerinde özel bir custom var. Bu sayede kutu arkasındaki resmine olabildiğince benzemiş. Ve gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Megatron Revenge of the Fallen. 13 numara, yani kameraya sığmıyor. Kendi inceleme videosunda daha detaylı göstereceğim tabii ki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Megatron kutu arkası resminde nasıl gümüş renkteyse bu figürde o renkte. Gerçekten bu custom yapan arkadaşa buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Figür gerçekten muazzam görünüyor. İsterseniz hemen hız kesmeden açılışını yapalım ve figüre yakından bir bakış atalım. Şu şekilde açtık ve gördüğünüz gibi yanında ekstra bir silah falan yok. Açıyoruz. Evet, Megatron gerçekten istediğim bir figürdü ve koleksiyona gerekiyordu. Yani koleksiyonumda her türlü figür vardı ancak Megatron yoktu. Bu yüzden gerçekten ihtiyacım vardı ve şu anda olması gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi üstündeki custom bayağı güzel olmuş. Parıl parıl parlıyor yani. Gerçekten çok havalı. Şu kısımlar şu şekilde duracak. Silah falan olsun lastikten yapmışlar. Ama yine de hoş bir görünüm sağlıyor bizlere. Gerçekten çok güzel olmuş figür açıkçası. Gerçekten bunu incelemek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Figür gerçekten çok detaylı, çok mükemmel. Gerçekten çok güzel. Ancak birçok kişi şu arkasındaki boşluğu sevmiyor. Ancak benim gözüme fazla batmadı o kadar. Yani güzel, yani istediğim figürdü Megatron. Hemen şöyle koyalım Megatron'da. Çok güzel. Bir de arka planına bakalım. Arka planı Orman Savaşı. Rotuf Starscream incelemiştik. Rotuf Megatron'da çok güzel uyuyacak. Birlikte Force Battle sahnesini yapacağız sonunda. Görmüş olduğunuz gibi arka planıyla birlikte bu şekilde görünmekte Megatron'umuz. Yine iki tane dönüşüm kağıdı geldi. İkisi de aynı. Görmüş olduğunuz gibi Megatron'lar gayet mükemmel. Şimdi son olarak iki tane figürümüz kaldı. İsterseniz hız kesmeden açalım. Şimdi geliyor. Kim geliyor? Studio serisi 63 numara. Autobot Topspin ama 56 numara yazıyor. Çünkü takar atomlu versiyon. Topspin yıkıcılar ekibimde ilk figürümüz oldu. Topspin gerçekten istediğim bir figürdü. Ve sonunda koleksiyona eklendi. Görmüş olduğunuz gibi Autobot Topspin gerçekten mükemmel. Gördüğünüz gibi. Kutuyu yine altından açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. İçinden bir dönüşüm kağıdı geliyor yine. Bunu göstermeye gerek yok. Kutuyu koyalım şöyle. Figüre bakalım yakından. Figürde yine bir sürü aksesuar var. Silahları gerçekten kötü bir maddeyle yapılmış. Direkt lastikten yapmışlar. Şekilleri bozuluyor ancak geri düzelebiliyor. Şimdi figürü kurtardım plastiğinden. Yakından bir bakış atacağız ilk defa. Ve ardından yakın gelecekte de incelemesini kanalda yayınlayacağım. Figür gerçekten çok detaylı, çok güzel olmuş. Silahlarını buraya takacağız. Ve diğer silahlarını da elin içine takılıyor.
Ancak böyle birazcık kötü bir görünüm sunuyor mu? Evet, sunuyor. Bu yüzden yapacağımız iş şöyle olacak. Elini içine koyduk, kolu çevirdik. Silah bu şekilde ayarlanacak. Bu sayede eline bağlıymış gibi görünecek. Aynı işlemi öbüründe de yapacağız. Şöyle ayarlayıp buradan ıskaçlarını böyle ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi. Ardından peki bu silahları ne yapacağız? Silahları isterseniz içine takın. Tamam, bir tanesini takalım. Gördüğünüz gibi. İsterseniz böyle yapın. Ya da isterseniz arka kısmına koyup şu kısmın devamıymış gibi bir görünüm elde edebiliriz. Bu şekilde içinde sergileyebilirsiniz. Gayet güzel bir figür daha koleksiyonumuza eklendi. Şimdi geriye son bir figür kaldı ve bu figür de aynı şekilde yeni nesil bir figür. 75 numara stüdyo serisi Revenge of the Fallen Jolt. Evet, Jolt sonunda koleksiyona katıldı. Hemen onu da gösterelim ve videoyu sonlandıralım. Stüdyo serisi Jolt gerçekten ihtiyacımız olan figürlerden bir tanesiydi. Ve şu anda koleksiyonumuza katılmak üzere. Gördüğünüz gibi 75 numara Jolt. Çok güzel bir biçimde figür şu an elimizde. Şöyle hemen şu bantlarından kurtarıyorum. Çünkü bu bantlar figürü açıkçası kutusuna kötü bir görünüm sunuyor bana göre. Gerçekten Jolt 4 dörtlük bir figür olmuş mu? Yani bana göre olmuş. Yani ben sevdiğim, istediğim bir figürdü. Şöyle açılışını yapalım. Hemen göstermek istiyorum. Ve figürde tabii ki yanlış yerler var mı? Var. Öncelikle figürün bu kısmında 68 yazıyor ve arkasında Leadfoot'un resmi var. Leadfoot'un kutu resmini referans alarak yaptıkları için maalesef ki bu kutu tasarımı hiç sevmediğim bir kutu tasarımı. Şurada arkada Chicago Savaşı var. Yani Topsvin'de gelen arka planla aynı arka plan geliyor figürde. Hemen gösterelim. Şimdi gördüğünüz gibi Chicago Savaşı. Gördüğünüz gibi 75 yazıyor ama Chicago Savaşı. Tabii arka planda birazcık hasar var. Bu Jolt'u ikinci elden almıştım ben. Bu yüzden bu figürde birazcık böyle kutusunda hasarlar var. Şöyle Topsvin'in arka planını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aynı arka planlar. Ve tabii ki bu arka plan Dotum Ratchet'ta da geldi. Onu da incelemesini attık zaten kanala. Görebilirsiniz. Jolt gerçekten mükemmel görünüyor. Hemen çıkartalım. Gördüğünüz gibi şu kısımdan düzeltelim. Yani figürü çok sevdim ben. Gerçekten güzel duruyor. Ancak tabii ki backpack'i oldukça büyük. Yani öyle böyle değil. Kocaman bir backpack var. Tabii şu bacak parçalarını çıkartabiliyorsunuz. O zaman daha bir güzel bir görünüm sunuyor Jolt açıkçası. Figürün elleri bu şekilde. Ellerine silahları takılıyor. Gerçekten harika bir figür. Ve silahlarını gösterelim. Bir tane kırbacı geliyor. Kırbaç mı diyeyim, kampçı mı diyeyim. Öyle bir şey geliyor. Yani elektrik kırbaçları diyelim. Çünkü bunlar elektrik saçıp Jetfire ile Optimus'u birleştirmişti. Ancak bayağı sert bir plastikten yapmışlar. Çok yanlış olmuş. Yani bunu asıl bunu lastikten yapmaları gerekiyordu. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Jolt'un parmaklarını çıkartıyoruz. Tamam mı? Jolt'un iki parmağını çıkarttık. Parmakları isterseniz şurada sergileyin ama ben arka kısmında şu kısımlara yerleştiriyorum. Çünkü burada hiç görünmüyorlar, hiç göze batmıyorlar. Üstelik daha sağlam duruyorlar. Bu yüzden bu kısma koymak daha sağlıklı bir görünüm sunuyor Jolt'a. Şöyle koyalım. Bu arada bu figür lisanslı. Charolette Volt'a dönüşüyor. Gerçekten beğendiğim bir figürü Jolt. Çok güzel üretmişler figürü bana göre. Hemen şöyle takacağız. Çok güzel bir görünüm elde edeceğiz figürümüzü. Evet, gerçekten çok güzel. Arka planına koyup göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, bugün gördüğünüz gibi 6 tane yeni figürün açılışını yaptık. Ve bunlardan 4 tanesi mavi renkte. Yani yapacak bir şey yok. Hepsi çok değerli ve çok güzel figürler. Özellikle Megatron gerçekten lazımdı. Yani Megatron'suz bir koleksiyonum vardı. Megatron gerçekten çok yakıştı. Soundwave'in yeni versiyonu, Bumblebee filmi Soundwave gerçekten muazzam bir figür olmuş. Yani Byverse koleksiyonunuz varsa bile figür her türlü uyum sağlayabiliyor. Gerçekten çok güzel. Onun dışında Drift olsun, Jolt olsun, Topspin, Skipjack bunlar çok iyi. Skipjack ve Topspin aynı dalga içerisinde, yani Wave 10'da gelmişlerdi. Drift Wave 7'ye ait. Onun dışında Megatron 13 numara, yani Wave 2'ye ait bir figür. Gerçekten hem yeni nesil olsun hem eski nesil olsun karışık bir kutu açılışı oldu. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.